Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Nehir'le birlikte sunacağız. Evet, Nehir'den bu kadar. Nehir'i daha sonraki videolarda görmek üzere diyorum. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Senna birincisi ile yeni çıkan karakter Aphelios'ı 2 ve 5'e alacağız. Ortalaması gümüş altın olan arkadaşlarımızı PB'ye de topladık. Ve 2 ve 5 yapacağız. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Aphelios'ı Draven ve Lucian birincisi Zekanz kardeşim oynayacak. ADC'yi gerçekten kendisi çok güzel oynuyor. Dolayısıyla ona yakışacaktır diye düşünüyorum. Senna'yı da Senna birincisi arkadaşımız oynayacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zor olacak bu vs. Çünkü neden zor olacak? Arkadaşlar oyunu bu noktada başlatmak istedim. Direkt oyuna başlayacağız ama bu noktada bir açıklama yapmak istiyorum. Özel oyunlarda şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarımız diyor ki özel oyunlarda bilerek kaybediliyor. Bilerek kaybedilmiyor arkadaşlar. Özel oyunlarda bilerek kaybedilirse hiçbir anlamı olmaz. Ve özel oyunda bilerek kaybetmek oyunun kalitesini inanılmaz etkiler. Özel oyunlarda biz nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum ben size. Şimdi mesela chatten çocuklara arkadaşlar gayet try hard oynamaları gerektiğini söyledim. Ve karşı taraftan öldürürlerse Zekanz'ı ya da Senna birincisini 400 EP vereceğimi söyledim. Bu oyunlarda genelde bazen ilk denemede başarabiliyoruz. Try hard oynanıyor ama ilk denemede başarabiliyoruz. Bazen 4 denemede başarabiliyoruz. Siz genelde başarabildiklerimizi izliyorsunuz. Ama bundan sonra başaramadıklarımızı da olmadı. Video sonunda kaç seferde başardık onu size söylerim gerekirse. Yani saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. İşte özel oyun bilerek kaybettiler falan tarzında, tamam mı? Haydi geçelim videomuza. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlarımız elinden geldiğince try hard oynayacaklar. Öldüren 400 RP'sini alır bu taraftan. Muazzam bir 2v5 olacağını düşünüyorum. Kaç tarafa? Veigar mı almışlar lan? Veigar, Katarina, Ekko, Pantheon, Zoe. Tehlikeli karakterler almışlar. Karşıda gümüş, altın, plat karışık oyuncular var arkadaşlar. Ligler karışık. Karşıdakilere dedik ki bu taraftan Zekanz ya da Senna'yı kim öldürürse 400 RP'sini alır. Böylece karşı taraftakilere birazcık try hard oynamaları için sebep verdik. Umarım ilk denememizde videoyu çekmiş oluruz. Siz de bu tarz videolar devam etsin diyorsanız, videoyu beğeniyorsanız, kanalımıza destek olmak istiyorsanız videoyu beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 1-5 bin beğeni bizi çok mutlu eder. ben de sonunu getiremeyeceğim sandım da neyse ki getirdim yani. Neyse. Biraz zor olacak gibi yalnız. Bayağı dürtüyorlar sizi gençler. Zoe, Veigar, Katarina baksana çarlara. Oh. Karşıdan sizi kim öldürürse hanginizi o 400 RP alır. Yani 800 RP kaybettirme şansınız var bana gençler ama yapmayın. Zoe hep aynı şey yapacak. Valla karakterler sıkıntılı. Çok itiyorlar. Kule altı konusu sıkıntı. Gerçi kule altı girecek karakterleri bir Katarina varsa var. Bir de Ekko güzel sersemledi. Şimdi arkadaşlar iki karakter de bozuk. Senna da Aphelios'ta sıkıntılı. Yalnız ne vurdun be adama. Yalnız güzel sersemletti burada Senna. Ama Aphelios da bayağı sersem böyle yavaşladı. Şimdi karşı taraf 2 level oldu. Oğlum oy çok güzel oynadı lan Zoe orada onu. Yalnız bayağı hasar vuruyorlar. Evet şakaya gelmeyecek kadar yapacağız. Keseriz ya. Güzel sersemledi. Manası kalmadı bu arada. Dikkat edin. Oo burada Aphelios. Aphelios gidiyor mu gitmiyor. Pantheon güzel bir E kullandı burada. Güzel de hasar yiyor. Gayet heyecanlı gidiyor bu arada şimdiye kadar. Zoe yalnız kanser edecek sizi ha. Güzel sersemledi. Burada hasar Zoe'yi çıkar mı? Yok. Yok. Yalnız Senna da sersemledi. Manalar kalmadı. Çok aktif oluyor lan şu anda bu maç. Ben bu kadar hareketli geçeceğini düşünmüyordum. Yalnız bir base'imiz yok mu? Base'imiz az sonra var. Aha gitti yine. Çocuğu oy tutturdu. Burada skor çıkar mı? Bariyeri varmış. Yalnız burada biri gidecek. Senna gidiyor mu? Katarina içeri girdi. Katarina ölüyor mu? Katarina öldü. Pantheon kule altına giriyor. Aphelios burada bir skordan çıkarttı mı? Çıkarttı. Katarina ve Pantheon gitti. Yalnız Katarina çok iyi girdi abi. Kim? Oradan biri 400 RP aldı. Kim aldı? Pantheon 400 RP. Ben base'deyim değil mi? Aynen. Senna çıktı. Bir kişi mi öldü onlara? Ha, Kata ve Pantheon out. Arkadaşlar gerçekten heyecanlı ve güzeldi yani. Hadi Zekanz, sana saldım bunu. Allah'tan Aphelios kaldı yani, videonun bir olayı olmayacaktı yoksa Aphelios gitseydi. Mesela orada Gravity yani kitle kontrol silahım olmasa Pantheon'u kule altına hapsedemeyecektim. Sen bu arada Aphelios konusunda ne düşünüyorsun ya? Onu sormadık sana. Abi Aphelios, AD Carry'lerin birinciliklerine düşkün biri olarak sıradaki birincilik alacağım char olarak düşünüyorum. Oynaması çok zevkli, mekaniklere oyuna bambaşka bir renk katmış, fazlasıyla da güçlü, nerf bile bekliyorum. Solo carry potansiyeli çok, bir de her AD Carry'nin özelliğinden toplayıp vermişler. Hatta Assassin özelliği bile vermişler. Jungle'da da dönüyor bu arada. Zoe var orada diyecektim. Güzel sersemledi yalnız. Yalnız sıkıntı ha. Bu kalan 3 tane karakter sıkıntı. Bu silah işine yarayabilir bak şu anda. Oğlum üçünde de sersemletme var lan. Zaten hani bilmiyorum. Senin zor olacak bu iş. Baksana Zoe çok darlıyor beni ya. Sen nasıl alacaksın bunu gerçekten? Bilmem, deneyeceğiz. Manan da çok tüketiliyor. Kule altı falan girecekler yani. Ha, ne diyeyim yani. Senin olsa okeydi de. Yani bir healing almıyorum. Yanımda hasar kaynağı desteği yok. CC desteği yok. Ya belki ultin gelince hani aradan birini çıkartırsan, eğer onlar 6 level olursa zaten aynen. Bu arada mümkün değil. Biraz... Hayır, birinin stun'ından çıksan diğerinin stun'ı var. Al, mana bitti. Aynen. Sakin kalabilirsin. Bekleyebilirsin. Oo, Zoe'yi gördün mü? Çok darlıyor ya. Aşırı darlıyor yani. Benim şansım 2 item çıktıktan sonra Runan vesaire olabilir diye düşünüyorum. Şunu şöyle bir Q yemedi. Bu arada istersen 30 dakika bekle. Sorun değil yani. Sersemleyeceğim. Veigar da geliyor. Ama Veigar kötü yaptı bu sefer. Yalnız burada inanılmaz hasar vurdun sen Ekko'ya. Ekko'yu öldürebilseydin rahat ederdin aslında. Ama biraz eşyaların çıksın, bence öyle bekleyecektim. Abi canları bayağı az. Zoe'nin de manası sıkıntılı. Oy! Hiç hasar vurmadı lan. Ama Zoe'nin manası bitti. Burada acaba, ama senin de mana yok. Ne mana yok. Mana olsa kestim bu arada. Onu orada hesaplayarak şey yapmıştım. Bir anda bıçakları çekecektim. Bariyerim de vardı. Ya aslında koridor dışına çıkmak yok ama Zoe'yi engellemek istemiyorum. Darlasın. Güzel oluyor. Heyecan katıyor yani. Oy, güzel sersemlettin yalnız. Güzel kaçtın burada. Veigar'ı öldürürsen inanılmaz rahat edersin diyecektim. Öldüremedin. Hasar yetmedi. Çünkü Veigar'ın ultisi çok tehlikeli abi senin için. Yalnız Zoe'ye de muazzam hasar. İkisini harbiden yaklaştıkları gibi dövdün. Oo, Ekko'daki cesarete bakar mısın? Sersemledi bayağı, canı az. Burada aslında sıçrayı kullanmasaydın 6 level olmadılar. Haydi vurdu. Çok güzel skor aldı. İkisini birden öldürdü. Dünya AD Carry kainat birincisi. Güzel. İkisi birden gitti. Oğlum resmen rahatlatıcı video gibiydi ha. Ya işte onun, o silahın ultisi etrafa yayılıyor ya. C ile beraber. Ya alev silahı, onu tutturduğun zaman 5 kişi iç içe girerse yarıcan falan yiyorlar birkaç itemden sonra. Ya char aslında karışık değil. Ezberlenince, tüm silahları ezberleyince, skill'leri okumadan etmeden oynamaya başladığınız zaman çok güçlü bir şampiyon yani. Yani karışık olmasının ekmeği güçlü olması diyeyim. Yani evet, hangi durumda hangisi işime yarayacak? Bak gördüğünüz gibi o silah, bu silah birebirlerde ve dürtme şey olarak zaten üstünde yazıyor. Bu dürtme silahı, diğeri wave itme silahı, diğeri işte... Daha da nasıl açıklasın adamlar? Öldü mü? Öldü mü? Bir dakika, olmasa sen önce Q'yu atıp tutturup... Q'yu tutturamadım. Ultisi Q avantajı veriyor. Tutan tüm hedeflere uzaktan sniper vuruş yapıyor Runan gibi. Çok iyiydi lan. Tek olduğu için direkt bunu kullandım yani. Çok iyiydi abi. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Gerçekten güzel oynadınız. İkinize de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi en az bir 5000 beğeni gelirse inanılmaz mutlu oluruz. Zekanz'ın da kanalını açıklama kısmında bulabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve haydi şunları bir öldürelim ya. Tamam video bitti de öldürelim hadi.